yapımcımız Nilüfer, Nilüfer abla e, Dil Tarih Tiyatro mezunuydu. Orada da ben de çalışmaya başladım. Şeyden çıkıyorum ilk tiyatro deneyimim budur. Yani ortaokuldayken işte bir müşammere yapmıştık ama hani tiyatroyu bilen bir tarafından tiyatroya dair bir şeyler konuştum ilk yer. Orada akşamları çalışma yapıyoruz. E, ve ben söylüyorum Mimar Sinan'a gideceğim diye. Tabii Nilüfer abla bana hani Kıbrıs ağzıyla konuşuyorum hani Türkçe falan zaten. Diyor ki istersen başka okullar da dene. Hani e, şey dil problemi var ya diksiyon sorunun. E, Mimar Sinan çok az öğrenci alıyor. Yok diyorum ben Müşrik Enter'in öğrencisi olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kadıncağız beni üzmemek, kırmamak ama bir taraftan da hazırlamak için çünkü kazanamam yani. Mümkün değil. Ee, işte öyle söylediler işte insanlar 3 yıl giriyor sınavları olmuyor bilmem ne falan diye ben de şuna karar verdim. Hı, i̇lk yıl demek ki kazanamayabilirim. O zaman ilk yıl girerim bir bakarım duruma sınavların nasıl olduğunu öğrenirim. Zaten seramik de var gelirim yine Çanakkale ye. İkinci yıl kesin kazanırım zaten. Bu kadarına ikna oldum yani. Kararlısınız. Çok. <laughs> Ve birinci sınıf, birinci ilk girdiğim yıl kazandım ben konservatuarı. Çok da kalabalıktık. İki gün sürdü sınav. İkinci günü öğlendi benim jürim. 700 küsür kişi, 800 kişiye yakın insan. Çünkü o zaman bir de bu kadar sahne sanatları konservatuar yoktu. 3-4 tane konservatuvar verdi Tabii. Türkiye'de. Ee, sınava girdik. Birinci aşama 30 kişi kaldı. 30 kişinin arasında varım. Tamam. Olacak bu iş. Ama yani seneye kazanacağım ben. Yani yine de çok heyecanlanmıyoruz. İkinci aşamaya girdim. Sekiz kişi. 8 kişinin arasında varım. Önce bir o listede göremedim adımı, kendimi bulamadım falan. Neyse sonuçta gittim Çanakkale'ye topladım bavulumu ve artık İstanbul'da Mimar Sinan'da Müşfik Kenter'in öğrencisiydim. Tabii hayal edebilirsiniz ayaklarım yerde değil yani öyle bir durum. Öyle başladı ve tabii dil meselesinin ne olduğunu hani diksiyonla açtınız da benim ne canımı yaktı bu dil tabii.